İşte bu Ulu Cami'de kim var? Dönemin en büyük alimi Molla Fenari. Evet. Emir Sultan, Yıldırım Bayezid, açılış ve açılışta hutbeyi kim okuyacak? Elbette ki padişahın ondan da damadı. Evvel hocam, bir de Osmanlı'da özellikle de camilerin açılış merasimlerindeki ilk cuma hutbelerinin önemi tarihi anlamda bir farklı olsa gerek. Evet. Onu da sizden dinlemek isteriz. Bizdeki gibi tabii açılışlar, bazı açılışlar işte kimisi ne olarak yapılır? Bugün görüyoruz, kurdele kesilir. O zaman da bazen kapıyı kim açar? Devrin en büyük alimi açar. Evet. Şeyhülislam'ı açar. Padişah açar. Yani o zaman da kapı açma vardır. Bir de camilerde özellikle hutbe okuma vardır. Devrin en büyük alimi ilk hutbeyi irad eder orada. Kimse. Bursa'da herhalde iki kişinin akla gelir bu. O gün için kim okuyacak dense, biri Molla Fenari'dir, çok büyük bir alimdir. Diğeri Emir Sultan'dır, manevi bir sultandır. Evet. Bir de padişahın damadıdır, gerçekten ulu sultandır. Dolayısıyla iki kişi, ama gözler Emir Sultan'dadır. Çünkü o gerçekten maddi manevi her yönden büyük bir alim ve tasavvuf büyüğü. Fakat Emir Sultan bir başkasını işaret eder, Somuncu Baba. Tabii halk şaşırmış halk, olmalı. Halk, padişah, alimler, herkes. Muhtemelen o ana kadar Emir Sultan'dan başka hiç kimse bilmiyor, onu tanımıyor. Herkes şaşırıyor. Kıydın bize diyor. Bir başkası. Valla burada sen varken kimseyi oraya geçirtemezdim diyor. Bir de bir insanı kimin geçirdiği önemli öne. Evet. Yani orada bir başkası söylese herhalde bu Emir Sultan onu gösteriyor. Yani belli ki burada Somuncu Baba'nın üzerinde alim yok. Ve Somuncu Baba çıkmak zorunda kalıyor. Sırrımızı ifşa ettin diyor. Fatiha'nın 7 çeşit tefsirini yapıyor. Yine bir sır neden söylüyor. Neden Fatiha? Neden Fatiha? Bunu daha sonra Molla Fenari'de görüyoruz. Diyor ki Fatiha'nın tefsirini yapıyordum o günlerde ve müşkilatlarım vardı. Çözemediğim hususlar vardı. Ki bunu dönemin devrin en büyük alimlerinden en büyük alimi, Molla Fenari söylüyor. Molla evet. Fenari. Osmanlı'nın en önde gelen alimlerinden biridir. Evet. Molla Fenari'nin menkıbeleri gerçekten bir cilt tutar. Çok büyük bir alimdir Molla Fenari. Bir büyük alimdir. İşte böylesine büyük böylesine bir alimdir. Böylesine bir sözü var onun. Evet. Müşkilatlarım vardı diyor. O bunu sonradan söylüyor. Somuncu Baba da kürsüde söylüyor. Bazılarının diyor Fatiha'nın tefsirinde müşkilatları var diyor. Fatiha'nın 7 türlü tefsirini yapıyor. Yine Molla Fenari bunun birincisini diyor, birinci tefsiri camideki herkes anlamıştı. İkinciyi bir kısmı anladı. Üçüncüyü benim bile anlama zorluklarım oldu diyor. Belli ki biraz Molla Fenari anlıyor. Diğerlerini hiç kimse, ben de dahil, anlayamadık diyor. Ama ne sırlar, ne hikmetler, ne sohbet. Öylesine bir sohbet ki herhalde yaşayanlar onu torunlarından torunlarına aktara aktara o sohbeti bitirememişlerdir. Tadı dillerde kalan bir sohbet. Herkes Ulu Cami'nin kapısında Somuncu Baba'nın elini öpmek için bekliyor. Padişah orada, Emir Sultan orada, Molla Fenari orada ve bütün halk Somuncu Baba'nın elini öpmek için kapılarda. Her kapıda duran öptük diye sevinip ayrılıyor. Hepsi öptü. Ki birden her fazla kapıda. Kapısı var. Birden fazla Ulu kapısı var. Üç tabii. Evet. Üç. Ve her kapıda olan da diyor ki biz onun elini öptük. Üç tarafta, üç kapısında duranların da hepsi. Bu da bir başka kerameti evet. Olmuş oluyor mübarek. Haliyle Somuncu Baba'nın sırrı iyice ifşa olmuş oluyor. İşte artık diyor duramıyor orada Bursa'da. Çünkü Bursa'da halk içinde hak ile olmayı seçmişti. Bu andan itibaren düşünelim. Yıldırım Bayezid Han'ın sofrası Somuncu Baba'ya açık. Evet. Devrin en büyük padişahı. Alimlerin meclisi Somuncu Baba'ya açık. Halk nereye gitse Somuncu Baba el üstünde. Fakat Somuncu Baba bugün şurada bir işte üniversite açsanız Türkiye'de İstanbul'da bir tek profesörü buraya getirtemezsiniz. Bir tek ilim adamını buraya getirtemezsiniz. Ama Somuncu Baba Darende de. Bugün 7000 10000 nüfuslu bir yer. O gün nasıl bir köy, nasıl bir yer. Onlar gelip buraya geliyorlar. Ne var burada? Tevazu var. Tevazu.
Allah için tevazu edeni Cenab-ı Hak yükseltir. Allah kibirleneni ise Cenab-ı Hak yere indirir. Evet hocam.